Hepinize merhaba arkadaşlar, Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte A101'de 2100 TL satılan high level televizyonun artılarını ve eksilerini konuşacağız. Özellikle sizin sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Notlarımı çıkardım. Şimdi introdan sonra videoya geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hemen çıkardığım notlara göre sorularınızı cevaplamaya başlayalım. İlk sorumuz, Vestel mi? Vestel garanti olanı mı alalım yoksa Sunny mi? Vestel olanlarda Android desteği olmuyor, Android işletim sistemi olmuyor. Kendi orijinal işletim sistemi oluyor, ona dikkat edin. Sunny'lerde Android işletim sistemi oluyor, yani Sunny bence daha avantajlı. Ama hangisi daha kaliteli diye sorarsanız, genel olarak görüş, Vestel'in garanti sunduğu high level televizyonlar çok daha iyi olduğu kanaatinde genel olarak yorumlarda. Bendeki model Sunny'nin, yani Android işletim sistemi olan, ben kesinlikle memnunum. Yani sonuçta high level sadece parçalar Türkiye'ye gelip Türkiye'de birleştiriliyor. Yani kalite olarak ben kendi düşüncemi söylüyorum, bir fark olacağını düşünmüyorum. Yani bence aynı ama Sunny Android işletim sistemi olduğu için benim için daha avantajlı. Bir diğer sorumuzda ise Android olan mı yoksa diğer işletim sistemi olan televizyonumu tercih ederim. Bence kesinlikle Android işletim sistemi olanı tercih edin. Çünkü Android işletim sisteminde uygulamalar, gerçekten milyonlarca uygulama var. Zaten dışarıdan APK şeklinde de yükleyebiliyorsunuz. Kendi içerisindeki uygulama marketi de yeterince uygulama var zaten. Yani çok özgürsünüz ama öbüründe belli başlı uygulamalar var. Tabii şimdi şunu da diyebilirsiniz. Ben televizyonda diğer uygulamalar ne yapayım? Ben de YouTube olsun, Netflix olsun benim için yeterli diyebilirsiniz. Bu da sizin görüşünüz. Şimdi diğer soruya geçelim. Bir de özellikle model numarasında çok karışıklık var. Gerçekten karışıklık var yani. Benim incelediğim şu anda zaten ara sahnelerde göreceğiniz televizyonda modeli Android işletim sistemi var ve Sunny garanti olanı. Modelini söylüyorum. High Level H44 ODLK13-TNR modeli. Model dikkat edin. 49 inçlik zaten bu hafta içerisinde A101'de satılıyor. Şu anda satılı olması gerekiyor. Bence kesinlikle 2100 TL kaçırmayın. Mutlaka alın. Yani artıların eksilerini söylüyoruz ama gerçekten fiyatına göre şimdiden söyleyebilirim. Gerçekten alınabilir bir televizyon. Şimdi diğer soruya geçelim. Bana en çok sorulan sorulardan birisi de ses kalitesi nasıl diye. Zaten çektiğim Samsung vs High Level televizyon karşılaşmasında net bir şekilde görürsünüz. Ses kalitesi yönünden gerçekten yani iyi değil diyebilirim. Hem güç konusunda hem kalite konusunda. Ama bunu başka televizyon, başka ses sistemlerinin yanında karşılaştığınızda fark ediyorsunuz. Tek başınıza kullandığınızda çok fazla fark etmezsiniz ama ses kalitesi yani normalin bir tık altında diyebiliriz. Görüntü kalitesini soracak olursanız bendeki 4K panelli modeli size söyleyeceğim. VA paneli var. Yani yanlış bilmiyorsam Samsung üretimi bir panel. Yani iyi bir paneli var diyebiliriz. Kalitesi gerçekten güzel yani. Kesinlikle kötü diyemezsiniz. Bendeki Samsung TV'ye kıyaslarsak zaten önceki videolarımda da görmüşsünüzdür karşılaşma videosunda. Gerçekten çok iyi derecede bir kalitesi var. Samsung'la karşılaştırabilecek kadar. Samsung'un tabi farklı avantajları da var ama gerçekten 2100 TL'ye göre fazlasıyla iyi bir kalitesi var diyebiliriz. Bir diğer sorumuza geçecek olursak arayüz hızı nasıl diye sormuşsunuz. Arayüz hızı bendeki Android model için konuşuyorum çünkü öbür modeli kullanmadım. Fiziksel olarak kullanmadım. Arayüz hızı gerçekten Android işletim sistemi olduğu için çok akıcı, çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Arayüz konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Yani en azından televizyon olarak kullandığınızda ağır uygulamalar, ağır oyunlar yüklerseniz tabii ki sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben normal televizyon kullanımında gerçekten çok akıcı, çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bir diğer soruda şöyle sormuşsunuz. Uygulama mağazası var mı? Dışarıdan APK yüklenebiliyor mu? Ve ayrıca Play Store var mı diye. Öncelikle kendi uygulama mağazası var. App Store yok. Yani Google'un App Store'u maalesef yok.
Sonradan yüklenir mi bilemiyorum. Yükleyebilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Ben deneyemedim. O kadar televizyon elimde bulunmadı maalesef. Kendi uygulama mağazası da kesinlikle yani yeterli. Çoğu uygulama, çoğu gerekli uygulama var. Ayrıca dışarıdan APK şeklinde de uygulama yükleyebilirsiniz. APK olarak nasıl yüklenir? Aslında onun için de ayrı bir video yapabiliriz. Ama basit yani. Gerçekten basit yüklenmesi. Play Store yok maalesef dediğim gibi. Play Store yok ama o çok da ihtiyacınız olmuyor. Çünkü gerekli uygulama zaten kendi uygulama marketinde var. Ve ayrıca APK'da yükleyebiliyoruz. Diğer soruya geçelim. Güncelleme alıyor mu? Şu ana kadar bendeki televizyona güncelleme gelmedi. İçerisinde Android 7.1.1 olması gerekiyor. Zaten videodan izlemişsinizdir. Şu ana kadar güncelleme gelmedi ama gelmeyecek anlamında gelmiyor. Yani şu an büyük ihtimal gelmez ama. Hadi önceki deneyime, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Büyük ihtimal güncelleme gelmez. Ama şu anki haliyle de gerçekten uygulamalar desteği falan bayağı iyi. Ayrıca bana gelen sorulardan en önemlisi bence kurulumu kendimiz mi yapmalıyız yoksa servise mi kurdurmalıyız? Bu soru gerçekten en önemli soru bu diyebilirim. Hemen bunu cevaplayalım. Ben kurulumu kendim yaptım. Çünkü gerçekten kurulumu çok basit. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Eğer servise yaptırırsanız ayrıca şu anda Bingöl'de yaşıyorum. Bingöl'deki servise sorduğumda 50 lira ücret istediler. Ayrıca eğer duvara asacaksınız askı aparatıyla birlikte toplamda 120 lira ücret istediler. Ben hem size video çıksın diye hem de kendim istediğim için kurulumu kendim yaptım. Servisin nasıl bir avantajı var? Şöyle bir avantajı var söyleyebilirim. İlk kutuyu açtığınız zaman servis açarsa içerisinde kırık, fiziksel bir hasar eğer oluşmuşsa kutunun içerisindeki televizyonda bunu garantiden direkt hallediyorlar. Ama siz açtığınız zaman televizyonu çıkardığınızda fiziksel bir kusur varsa, fiziksel bir sorun varsa bu sizin sorumluluğunuzda. Bunu göze alabiliyorsanız kendiniz kurulumu yapın. Gerçi zaten çok düşük ihtimal böyle bir sıkıntının olma ihtimali çok düşük ihtimal. Ben kurulumu kendinizin yapmanızı istiyorum. Bence daha mantıklı. Ben de öyle yaptım. Zaten çok basit kurulumu. Ayrıca zevkli. Bir diğer sorunuza geçelim. Bu soruda ise TV'nin yanında duvara asma aparatı geliyor mu diye sormuşsunuz. Yok gelmiyor. Dediğim gibi ayrıca servis ücretinin üzerine 70 lira daha ücret istediler benden. Daha sizin şehrinizdeki servis ne kadar ister bunu bilmiyorum. Ben dediğim gibi Bingöl'de yaşıyorum. Bingöl'deki fiyatları söylüyorum size. Bir diğer soruda ise YouTube'da 4K videoları açıyor mu? Evet açıyor. Hem de sorunsuz bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde internetiniz eğer el verebiliyorsa kesinlikle düzgün bir şekilde 4K videoları açıp izleyebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Dışarıdan flash belleğe veya hard diske 4K yüksek çözünürlüklü Blu-ray film atarsanız ve televizyona taktığınızda ben böyle bir sorunla karşılaştım. Bazı 4K filmleri açmıyor. Büyük formatlarda sıkıntı var. Android'de farklı uygulamalar yüklememe rağmen düzgün bir şekilde, stabil bir şekilde tam olarak açamadım. Ama birkaç tane filmde yapıyor. Belki siz de öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, bir diğer soruya geçelim. Bu da en çok sorduğunuz sorulardan biri, yaşadığınız sorunlardan biri diyebiliriz. Netflix düşük kalitede açıyor diye yazıyorsunuz yorumlara. Ben televizyonu izlediğim zamanlar benim Netflix üyeliğim bitmişti maalesef. Deneyimleyemedim. Ama deneyimleyen arkadaşların birçoğunda Netflix'in çok düşük kalitede izleyebildiklerini söylediler. Gerçekten de haklılar. Ben de biraz araştırdım. Evet, televizyondaki Netflix programı orijinal değilmiş. Ve ondan dolayı düşük kalitede açıyormuş. Bunu çözebilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Çünkü dediğim gibi ben bunu deneyimleyemedim. Büyük ihtimal bir çözümü vardır. Bir şekilde hallolur. Sorular bu kadardı arkadaşlar. Bana sorduğunuz sorular bu kadardı. Eğer kafanıza takılan başka sorular varsa lütfen yorumlarda yazın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram adreslerimiz de aşağıda. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Direkt cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ayrıca ekstra bir soru daha. Fiyatı yükselir mi veya düşer mi diye soruyorsunuz. Maalesef düşmez. Düşeceğini yani düşünmüyorum. Çok düşük ihtimal ama fiyatı yükselir maalesef.